Niye evden çıkarken sürekli sizin anneniz de yapıyor mu? Onu vereyim, onu istiyor musun, onu yaptın mı? Neyse, en azından soranımız var diyelim. Merhaba, selamlar herkese. Uzun süre sonra yine video çekiyorum. Bugün pazar. Ayın hatta kaçı, 25'i mi 26'sı mı öyle bir şey. Eylül'ün sonlarındayız ve ben Hacettepe'ye gidiyorum. Pazar günü niye gidiyorum? Mallık yapacağız, başka bir şey değil arkadaşlar. Bugün Hacettepe ile ODTÜ'nün şeyi var, müsabakası var. Amerikan futbol sahasında bizim okulda oynanacakmış. Muhtemelen orada da seçme yapacaklarmış. Yani dışarıdan öğrenci katılımı da olacak. Ben katılmıyorum tabii ki, zaten hani mezun olarak sadece bu bizim için bir aktivite gibi bir şey. İzlemeye gidiyoruz. Doruk'la gidiyorum. Doruk'u zaten biliyorsunuz, bir kere daha gitmiştik. Doruk Aga'yla buluşacağız. O da dedi ki ben kendi arabamla geleyim. Sen de kendi arabanla git, hiç şey yapmayalım. Okey dedim. Doruk'tan da alacaklarım vardı. Birkaç eşyam kalmıştı. Hem eşyamı alacağım hem okulda maçı izleyeceğiz. Öyle Hacettepe'ye gideriz. Ben şimdi buradan kendime kuru yemiş alacağım. Orada oturursak yeriz diye. Sonra arabaya gidiyorum. Evet, arabadayım. Arabanın içi çok sıcaktı. Leş. O yüzden hemen üstümdekini çıkarttım. Tişörte geçtim. Hacettepe'de buluşacağız Doruk'la. Kendime de bir tane fıstık aldım. Şurada şöyle gösterebilir miyim? Yok, görünmüyor. Tuzlu bir fıstık aldım. Çay koydum. Doruk da bir şeyler alacağım dedi de. Ben ya da kendime bir çay götüreyim dedim. Güzel olur. O şekilde gidiyoruz. Yolda çekmeyeceğim. Bunu bak, emniyet kemerini taktım arkadaşlar. Buna. Emniyet kemerine tutturacağım bunu, düşmesin. Okulda açarım yine. Çok uzun süre sonra bu kamerayla dışarı çıkıyorum ya. Garip hissettim. Hadi bay, gidiyoruz. Arkadaşlar Doruk aradı. Işıklardayım. 15 saniyesi var, hemen konuşayım. Ben nereye gittim dedi ve saat daha sadece 13.42. Neyse, ben yoldayım, bir 15-20 dakikam var. Gidiyorum. Evet, geldim. Arkadaşlar bayağı kalabalık bu arada. Ben bu kadar kalabalık olacağını beklemiyordum. Şimdi Doruk'la buluşmaya gidiyorum. Doruk da gelmişti. Oo, stadyum da kalabalık ha. Güzel, bayağı güzel. Ben şimdi Doruk'u arayayım, geldim deyip hemen Doruk'la buluşalım. Sevindim niyeyse kalabalık diye. Annemlere de haber vereyim hatta. Şu telefon trafiğini halledip hemen geri geliyorum. Arkadaş kim? Egemen kanka. Egemen burada. Egemen, hocam sıkıntı yok değil mi? Efendim? Sıkıntı yok değil mi? Yok, evet, Doruk'la buluştuk arkadaşlar. Yine Doruk 2 metre olduğu için bu şekilde izleyeceksiniz. Adam her yerde materyal. Doruk'un ancak rızasına. Asıl aksiyonum var. Hadi güzel bir yer seçip size oturalım. Çok güzel arkadaşlar. Stadyum da kalabalık ama işin saçması, şapka takmadım. O kadar aptal havada şapka takıp bugün takmamam ilginç. Oryantasyonun sonuydu muhtemelen. O yüzden çok fazla öğrenci gelmiş. De yeni yurda gelenler de vardı. Onların kayıtları falan. Yol da çok kalabalıktı. Şimdi Doruk takımda olduğu için eskiden arkadaşlar var. Onlarla selamlaşıyor. Bir selamlaşsın, bir dengeyi bulalım. Oturacağım sonra Doruk'la. Evet, arkadayız. Bura muhtemelen loca. Doruk yine eski kankileriyle konuşuyor. Ama çok sıcakmış arkadaşlar ya. Ben soğuk diye bekliyordum. Biraz eser falan diye. Bakıyorum ya. O şekilde. Bayağı sıcak. Hayır, şimdi arkadaşlar biz gelecektik. Doruk dedi ki hava dedi çok kötü olacak dedi, soğuk olacak dedi. Kanka vallahi ben beklemiyordum. Doruk bir korkmuştu. Oğlum bayağı sıcakmış. Bayağı sıcak. Peki buradan izlemek nasıl Doruk? Oynamıyorsun. Kötü ya. Özledin mi abi peki oynamayı? Ben denedim. Ne kadardır oynuyorsun? Hala bunu rüyasını görüyorum lan. Anlatsana. Teklattığımı görüyorum. Kanka ben işte 2015-2016'da oynadım bir sezon. Ondan sonra derslerde de vırtı vırtı vırtı. Ondan sonra... Ondan beri de canım çekiyor yani, öyle diyeyim. Al işte. Ama sen bak, bu adam devam etti. Egemen. Kaç sene? Egemen reis de geldi. Abi o zaman... Veteranlarımız da arkada. Abi sandalye getireceğim. Doruk sen de en uzun adam geldi. Kanka, yiyeceğiz adamları bu kadar. Bizim kadarıyla da, yani burayı kazanın mı var? Yeriz abi, niye yemiyoruz? Ruh yeter. Şimdi bu ODTÜ'nün takımı değil mi? Kanka aynen, Matthew Falcons. Tamam, bu Hacettepe, bizim takım. Red Deers. Abi bu, bizim takım bunları yenmiyor mu zaten normalde? Vallahi bilmiyorum ki son dönemlerde ne oldu. Tamam. Metin maçları dağıldı ya. Metin maçları nasıl geçiyor? Nerede? Metin maçları. Kanka
Metu maçları 2 tane atıyorsun sonra 5 tane yiyorsun. Öyle mi lan? Kanka bakacağız. Peki bu maçın Metu maçları güzel yani. Ya bu maçın sonunda birileri mi seçilecek abi o zaman? Kanka işte 2 tane. Bu lig maçı mı ya? Şey mi? Kanka, ha yok milli takım seçmiş şey yani böyle eğlence gibi izleyeceklermiş kanka. Ona göre iyileri milli takıma çağıracaklar. Süper. O zaman burada atılım yapmak lazım. Kanka burada atılım. Caner de mi? Burada atılım yapmak lazım. Caner zaten mevcut. Seçimler varmış oğlum milli takımlar için işte. Ha. Güzel bir hareket yaparsan. Biraz öne çıkmak lazım. Adam der tamam der bu çocuk oynuyor. Hadi bakalım. Vallahi abi evet kendini ispatlamaya çalışanlar olur. İspatlayacaksın. Hadi bakalım. Bu arada ben ilk defa geliyorum. İlk defa. Ne diyorsun ya? Hiç izlemedim işte. O yüzden gelmek istedim. Bu bir gelenektir ya. İşte kanka o yüzden. Hacettepe'ye geldim mutlaka izlersin. Kaçırmadım bugün. Bekliyoruz maçı. Mezun olmuş olsam hemen damladım. Hem de iyi yerdesin bak. Tabii tabii. Yanındasın. Burada birçok adam. Şimdi burada bağıracaklar değil mi birazdan? Tabii canım götüreceğiz. Biraz burada. Kanka kick-off zamanı. Hadi başlıyoruz. Aynen aynen pis burun vuruyor. Ya pis burun vursa önemli değil ki. Haydi lan! Haydi orta haydi! Düştü bu! O da lan! Return touchdown! Hadi lan! Nerede abi? Sende ciddi bir sakatlık oldu mu? Bende ciddi en ciddi sakatlık işte İzmir ekonomi maçıydı herhalde. Bir havada... Nerede, burada mı oynandı yoksa onların İzmir'deydi. Kanka, ha gittiniz İzmir'in, yani İzmir'e. İzmir'in sağlam dayak yemişti. Dayak yedin. Yedim oğlum, kanka. Oğlum bu çocuktaki adam nasıl dayak yiyor lan? Çok yedi. Tam pas açıyor. Şeyde biliyor musun? Açıkta kanka. Topu almaya bakıyor böyle. At vuruyorlardı kardeşim. Alttan girdiler havadayken kanka. Sonra bir de koldan girdiler. Ama sana bir şey mi? Şerefsiz Haaland gibiydi. Yalan mı lan? Kanka idare ediyorduk işte. Güzeldi kanka. Vallahi o dönem çok iyiydi. Ünü maçıydı oğlum o. Ünü maçı. Tamam güzel. Bırak boş ver. Dokunulmaz ona. Zaten belli bir şemanız var. Yok da. Şeker yiyor. Yok da. Adamlar 34 oynuyormuş otlu. Vay Seren yalan çıktı mı istiyorsun sen yani? Bir şey mi dedin? Yok ben bunu biraz daha fark ediyorum. Haa hemen alalım. Abi farklı mı abi? Evet ama. Tamam kendi ailenin yok. Nerede yok lan? Dalton oynamıyor. Dalton dışarıda kaldı. Haa şu koç tamam. Abi bu salak mı duruyor ya pantolon? Kim o? Sober. Evet. Yok mu vardı lan? O sen bakıyor! Valla dalga geçiyorlar adamlar. Abi Efe'nin ağlamalar başlamış. Burada sadece dahi koşar. Şimdi onlar... Offense'de olacakmış Doruk'un dediğine göre ve bayağı yakınlar. Muhtemelen bu sayı olacak. 20 yard'tan. Çok yakınlar çünkü. 20 yard'tan hücum yapıyorlar. Bakalım hadi çeviriyorum izleyelim. Ama senin. Güzel. Güzel. Neyse zikri olduk derler. Bravo be, bravo be. Düş. İzle. Eyvallah! Dedim! Ömer'im! Mico! Ömer'im dedi! Eline düştü tabii. Oğlum sen eyvallah! Nasılsınız? Aynısını şey yaptım diye. Ben gidiyorum. Evet arkadaşlar bir ayaklandık vallahi bir enerji yandık geldi bir rüzgar geldi. Yandık. Yukarısı şimdi yanıyormuş. Biz he. Baktık havaya da hava gerçekten bu kadar sıcak görünmüyordu ya da biz çok abi. Güneşin altında kaldığımız için böyle oldu da az daha durursak baygınlık geçirecek. Havale zan. Valla güneş geçecek yani kafamıza bugün. Biz de dedik bir ayaklanalım. Benim işte burada bir şeylerim vardı. Onları dedim bir bırakayım arabaya hava alayım rahatlayayım. Öyle bir Doruk'la gidiyoruz. Azıcık bir hava alalım. Sonra bakalım duruma göre. Selam. Ayrıldım ben stadyumdan. Doruk'u stadyumda bıraktım. Doruk'un çünkü dediğim gibi eskiden şeyde olduğu için, takımda olduğu için kankileri vardı.
kankilerle sohbet muhabbet edecekti. Biz en arkada oturuyorduk. İzlediniz zaten. Ben de dedim Doruk dedim. Çok sıcak oldu abi. Duramıyorum. Bir de hava soğuk bakın. Havanın soğuk olacağını düşünerek Doruk yarın gitmesek mi diyordu. Fazla kalabalıktı. Ben şimdi kendime çay da koymuştum. Çayımı falan içtim orada düşündüm. Bak insanlar böyle soğuk içecek. Yıldız. Nitelemiyorum. Soğuk içecekler getirmişti. Ben böyle birazdan boğazım ağrıyor hem de midem ağrıyor diye sıcak bir çay getirmiştim. Tam güneşin altındayız yani. Çayı da içtim. Tam oldu. Çay, güneşin altında içilebilecek en uygun içeceği içtim. Neyse kısacası doğru dedim. Abi dedim ben biraz hava alayım. Sen de otur arkadaşlarınla. Ondan sonra durumuna göre ya gidersin ya kalırsın dedim. Tamam dedi. Şimdi ben de yürüyorum. Geldik sonra benim arabanın arkasına araba park etmiş arkadaşlar. Çıkamayacağım. Baktık numarasını koymuş. Allah'tan onu akıl edebilmiş ama neyse işte zaten çıkmıyordum. Doruk dedi istersen arayalım. Yok dedim boşver ben gitmeyeceğim. Biraz takılayım. Öyle bir kampüsü turalayalım şöyle. Ondan sonra dönerim zaten. Vallahi en son 1,5 yıl önce geçmiştim. Buradan 1,5 yıl sonra geçiyorum. Çok uzun süredir ben de kampüse gelmiyorum. Kampüste gezmiyorum. Şimdi okulu bitirdikten sonra böyle oluyor arkadaşlar. Siz yeni geliyorsunuz diyorsunuz ama işte hani okul. Ben zaten çoktan bitirdim gidiyorum. O şekilde. Annemi aradım. Annem de bakmadı. Duymadı sanırım telefonuma. Öyle. Ya özlemiş miyim Hacettepe'yi bilmiyorum. Valla özlememişim arkadaşlar. Arada sırada çünkü geliyoruz hep bir belge işim çıkıyor. Mezuniyetim buradan olduğu için işte yok o belgeni getir, yok bunu getir, yok şunu getir. İşte yüksek lisans başvurusu için yok bunu çıkarttır, kaşelettir, bilmem ne yaptır. Bir sürü bir şey olmuştu. Size de böyle okulu gezdirmiş de oluyorum. Evet bir mesaj geldi bakayım. Eğer böyle güçsüz kalmazsak bir vadiye inebilirim. Vadiye birlikte gezebiliriz. Yok öğrencilerim atmış. Aa benim bugün dersim var. Özel dersim var bugün unuttum ben. Bu kadar gezip yorulmamam lazım yani arkadaşlar. Akşam geç saatte yapacağız çünkü bugün özel dersi o yüzden diyorum. Neyse uzun süre sonra dışarıda vlog çekiyorum. Yes. Hadi biraz yürüyeyim ben. Arkadaşlar Kürkçü dükkanı. Bölümün önüne geldim. Yağmur arıyor sanırım. Yağmur'la konuşacağım. Arkadaşlar bu hafta dediğim gibi oryantasyon haftasıydı. Yani bugün pazar. Yarın pazartesi. Dolayısıyla yarın artık üniversitede bildiğim kadarıyla dersler başlayacak. Ve gelirken demiştim aslında ama yurtlara da gelenler olduğu için yani yeni öğrenciler geldikleri için yurtların yolu kalabalıktı. Aileler de gelip yerleştiriyor işte sonra gidiyorlar. Şimdi niye bunu dedim? Çünkü önümde yemekhane sırası var ve bayağı kalabalık ben. En son yemekhaneyi neredeyse 2 yıl önce yemiştim. Yani işte yemekhaneyi özlüyorum çünkü yemekhanede arkadaşlarınızla sohbetiniz farklı oluyor, ortam farklı oluyor. O güzel. Burak kütüphane. Kütüphane artık sadece 5'e kadar açıkmış. Bu da duydum en saçma şey de virüs 5'e kadar bulaşmıyor. 5'ten sonra bulaşıyor sanırım. O şekilde. Belki ben de mezun kartı çıkartırım geri gelirim ya da bilmiyorum. Burada bir daha başlarsam burada belki. Zaten kart verecekler buradan devam edelim. Evet duydunuz işte. Üniversiteyi yeni kazananların mutluluğu diyelim buna da. Yemekhane sırası çok uzun. Ama hızlı gidiyor arkadaşlar. Hızlı gidiyor. Korkmayın. Şimdi size göstereceğim. Bak bayağı kalabalık. Ben arabaya gideyim. Arkama biri park etmiş. Diyeyim arkamdan arabayı alsın. Alırsa tabii o da. Numarası duruyordu ama. Duruyorsa alsın arabayı. Ben de sonra basayım gideyim arkadaşlar. Çünkü çok sıcak oldu. Biz neredeyse 1,5-2 saate kadar da sıcakta oturduk. Artık beynimin eridiğini düşünüyorum. Hadi gidiyorum. Adamı arayınca açarım geri. Arkadaşlar akşam özel dersim vardı. Ben onu unutmuşum. O yüzden artık dönüyorum. Çünkü yürüyüp bölmek istemiyorum. Kaldı ki çok da güneşte de oturduk. Hani birazcık yorucu oldu yani. Hava şartları bizi yordu. Bir terledim, biraz yürüdüm, esti falan. Akşama bir sıkıntı çıksın istemiyorum. Çünkü bana göre ayarlıyorlar. Kendi saatlerini de. Yani haftada iki gün zar zor denkleştiriyoruz. O yüzden hemen gidiyorum. Eve biraz dinleneyim akşam derse.